16 milyon 16 İyi olmadı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuzun ikinci bölümüne başlıyoruz. Arabamızı batırmıştık. Şu an esas yayladaki yapacaklarımızın, yayla gezimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. İnşallah şöyle bize karşı tarafta evde güzel çekimler yapacağız. Yaylamızın güzelliklerini göstermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şu an yaylada kimse yok biliyorsunuz arkadaşlar, kış sezon olduğu için. Ama hiç kış gibi değil yayla. Gerçekten bahar havası var. Karşı tarafta yayla evimiz tüm ihtişamıyla duruyor. İnşallah içinde de size şöyle şöminesini yakacağız. İçinde bir çay demleyeceğiz. Karatepe arkadaşlar gördüğünüz gibi tam karını almamış ama gene de ufaktan bir kış havası var. Aşağıya yeni çeşme yapıldı. Şimdi gidelim bir de onu gösterelim inşallah. Daha önceki çekimlerimizde eski çeşme vardı. Şu an yenisi yapılmış biz görmeyeli. Evet, yaylamızın önü de gördüğünüz gibi şu kabarcıklar, domuzlar gelmiş buraları sürmüş arkadaşlar. Burada artık soğulcan mı aradı, ne aradı? Evet arkadaşlar, çeşmemiz muhteşem olmuş. Oraya gündüz gözüyle çok gördük. Allah Allah. Mal aramaya şeye getirdim. Yapanların ellerine sağlık. Oradan aşağı indim. Evet. Asıl ne zaman geleceksin? Kaptan, isim neydi sizin? Hüseyin. Hüseyin Bey, nasıl buldun bizim yaylayı? Sizin yayla 10 numara, çok güzel. Manzarası da iyi. Tam. Çeşmeler, özellikle çeşmelere çok özen verilmiş, buz gibi. Şimdi Hüseyin Bey, bu çeşmemiz daha yeni yapıldı, taze. Evet. Ama yapan ustamız dikili taşlı. Taş oymacılığı çok mükemmel, sanatı çok mükemmel. Ellerine sağlık. Gerçekten öyle güzel yapmış ki, şu güzelliğe bak. Ellerine sağlık. Bu hayrı yapanlara çok teşekkür ediyoruz. Bu hayra vesile oldukları için Allah inşallah keserlerine bol bereket versin. Yaylanın keyfi böyle çıkar arkadaşlar. Lan bir ateş yakmış ona bir yere. Devam da öyle araba mı konur ya? Bak nefes aşağı, kurtuldu mu geçsin. Bir şey olmaz ya, ekip kalabalık, kurtarırız. Önüne geçeriz hemen. Kurtarırız. Ateş yakın lan. Şimdi bu maceradan sonra siz artık bir mangalda sucuğu hak ettiniz. Şöyle kara çaydanlıkta bir çay. Hak ettiniz bunu. Arkadaşlar karşı tarafa mescit yapılmış. İnşallah biraz sonra orayı da ziyaret edeceğim. Yaylamızın mescidi yeni yapıldı. Yapanlardan Allah razı olsun. Gerçekten güzel olmuş. Yaylaya da böyle bir şey ihtiyaçtı. Evet arkadaşlar, yayla evimizi görüyorsunuz. Tüm ihtişamıyla bizleri karşıladı. Şöyle dış duvarları çok güzel yapılmış.
Şöyle hemen evin dibinde güzel bir çeşmesi var. Şöyle bir girelim bakalım içine. Daha henüz tam faaliyete geçmedi ama hemen hemen bitmiş diyebiliriz. Şöyle karşıda ocak var. Tarihi yapılmış. Üst tarafı ahşaptan. Şöyle. Manzarası muhteşem. Yayla evimizin şöyle bahçesinden dış görünümünü bir çekelim. Ondan sonra içine geçelim inşallah. Gördüğünüz gibi komple taştan yapılmış. Yaylaya uygun. Şöyle içine girelim bakalım arkadaşlar. Burası mutfak kısmı. Şöyle ağaçtan kaplamalı tavanlar. Şöyle burada küçük bir odası var. Evet, esas yayla evimizin odasına giriyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle tarihi kilimlerden, taşlardan döşenmiş muhteşem bir oturma odası olmuş. Hemen şöyle çevirelim. Daha muhteşemi göreceksiniz birazdan. Yayla evimize yakışır şekilde. Evet. Şöminesi karşınızda ihtişamla duruyor. İnşallah şöyle biraz sonra burayı yakacağız. Şöminemizin de yanışını. Odayı görüyorsunuz şuradan. Havalandırmadan ısıtıyor. Altta bir havalandırma var. Yan tarafına şöyle dekor olarak odunlar yerleştirilmiş. Muhteşem bir yapı. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöminemizi yaktık. Gerçekten hem izlemesi hem yakması çok keyifli. Şöyle biraz yanına girelim, yakına. Şöminemiz yanıyor. Yaylanın tadı böyle çıkar arkadaşlar. Maşallah. Abim harika bir iş yapmış. Ellerine sağlık. Bize de bugünlük burayı tahsis ettiği için kendine teşekkür ediyoruz. Bak şu nostaljiyi hiçbir yerde bulamazsınız. Muhteşem bir nostalji olmuş yani. Burayı her zaman yaksan mükemmel ısıtacak. Aynen. Buraya geniş bir zamanda inşallah şöyle yatılı gelmemiz lazım. Başka olmaz. 15 tatilde garda göreceğim. Kesinlikle yakacağım burada. Şöyle güzel bir de yarım metre kar yapacak. Öyle güzel buranın keyfi olur ki. Soğuğu yiyeceğim o zaman da çıkar. Muhteşem. Ekip ateş yakmaya çalışıyor. Sen gayet egerizin belli. Ben Soma Balıkesir çok giderim. Öyle mi? Valla ben. Oradan abi. Ana. Benim en çok sevdiğim memleketler oralar. Kömüre şey. Ben de Edremit'ten aldım Eger, işte. Arabaları ben Soma'dan aldım. Öyle mi? Abi. Ben Ege'nin insan. Gençler ateş yakıyor musunuz? Oldum artık işte. 10 seneden beri Konya'dayım. Herkes doğduğu yere değil. Duyduğu yere. Dağdan silah sesleri geliyor. Endirim yok.
Avcılar vardı biraz önce arkadaşlar. Domuz avına gelmişler. İnşallah geniş bir zamanda onlarda da şöyle bir ava katılmayı düşünüyoruz. Gençler ateşi hala yakıyorlar. Son durum ne ateşte? Ateş yanıyor. İnce ateş anlatamaz. Karın atmayın. Evet. Bu domuz avında öncü birlik. Avcı köpeğe. Terledim. Ayakkabıdan resmen su akıyor. Arabaya binizi kilit arkadaşlar. Ana. Vallahi hocam gelip de dakika aç burayı yakarız. Yok mu oğlum? O değil şu ateşin şeyi mi geçti le? Allah'a bir şey yok mu ya? Evet. Allah'a bir şeye gerek yok bak. Ben yapmam abi, elimi bulaştırdım. Çok kalın yap onlara bak. Hocam şunları da. Evet arkadaşlar, yayladaki pikniğimiz diyelim, kış pikniğimiz devam ediyor. Şöyle doğal yollarda doldurma sucuğumuzu ateşe koyduk. Bir kısmını da doğruyoruz. Şöyle yaylanın bugünlük bir keyfini çıkaralım. Bu arada Kadir abiye İzmir'e selam olsun. Ali'nin bize yazın yediremediği sucuğu şu an yiyoruz. İnşallah şöyle bir gün seninle beraber de burada sucuk yemeyi ümit ediyoruz. Kadir abi selamlar. Arkadaşlar bir nefes bin sıhhat dedikleri ortam bu. Yaylanın şöyle oksijenli havasını, bahardan kalma bir havası var. Gerçekten anlatılmaz yaşanır dedikleri ortam burası olsa gerek. Biraz meşakkat çektik dün ama bugün de şöyle keyfini çıkarıyoruz. Arabayı batırdık, çıkardık. O da bizim için bir macera oldu. Tamam oturdu. Ya bak, evet, sucuklarımız oldu. Yemi de çıktı. Muhteşem olmuş. Aynı kuzeti gibi. Kendin pişir. Kendin üret. Kendin ye. Her şey doğal bu arkadaşlar. Kesinlikle bu pazardan satın alınmış, marketten satın alınmış bir sucuk değil. Tamamen kendi yöntemleriyle kasapta bastırılmış doğal sucuk. İyi olmadı. Biraz kaldır şeyi. Kaldır. Yavaş. Buranın ateşi yeniydi ya. Yağdan oldu galiba. Yok biraz da onlar tam yanmamış. Onlara şale var.
yakmışsın onları. Hamza ye lan şunları Hamza. Hala. Evet arkadaşlar, ekmeği ara sucuğumuzu yapacağız şimdi. Sucuklarımız pişti. Şöyle sucuk gelmeden önce iş malzemesini hazırlayalım. Ocaktan ekmeğe temiz mi lan elleri? Yani ne oluyor? 6 9 çift. Karşı oldu. Böyle başlamadı. Ya işte ben içeceğim, ben içeceğim de. Nasıl? Devdi mi? Güzel hocam, doğal yaşam her zaman için iyidir. Bu keyfi, elinde trilyon lira para olsa da bulamayan adamlar var değil mi? Aynı zaman ayıracağım. Her şey iş değildir arkadaşlar. Ara sıra böyle doğal ortamlara kendimizi atmamız gerekiyor. Biraz meşakkat çektik ama değdi. Canı balık geç, balık çeken ıslanacak. Senin buralara ne oldu? Çamur. Nereden olur çamur? Hamamda çamur banyosu yaptık. Arabanın tekerinde. Araba yalnızda yayla ilk defa mı geliyor, ikinci defa mı? 2-3 geldi herhalde. Gençler, nasıl buldunuz bugünümüzü? İyiydi. İyi, güzel. Güzel değil mi? Ateşimizi yaktık, sucuğumuzu kızarttık, çayımızı pişirdik. Şöyle hafta sonunda güzel bir günümüz geçti. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün işte yaylaya geldik. Yayladaki faaliyetimizi gördünüz. İnşallah dünyanın bağcı Anadolu'dan manzaralar YouTube kanalımızı desteklemeye devam edin. Size böyle doğal ortamlardan doğal görüntüler sunmaya devam edeceğiz. Bugünkü etkinliğimiz de bu şekilde oldu. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.